Evet, değerli öğrenciler, değerli arkadaşlar. Hepiniz yeni bir derse hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Arapçada üslubun nida. Nida üslubu. Nida üslubu ne demek? Edatları nedir? Cümle içerisinde kaç şekilde gelir? Nasıl iraplanır? Bunların tamamının cevaplarını inşallah bu dersimizde öğrenmiş olacağız. Biz Türkler olarak birbirimizi çağırırken, birbirimize seslenirken herhangi bir edat kullanmadan doğrudan ismimizi zikrederek Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin, Ayşe şeklinde seslenerek çağırırız. Fakat Araplar ise değerli arkadaşlar birbirlerini çağırırlarken genellikle ya Fatıma, ya Ali, ya Hasan şeklinde birbirlerini çağırırlar. Fakat acaba sadece nida edatı olarak ya harfini mi kullanırlar? Önce bu edatların hangisi olduğunu evet, birlikte bir bakmış olalım değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Araplar birbirlerini çağırırlarken birkaç edat kullanırlar. En meşhuru, en çok kullanılan bu 5 tane edattır. Evet, bu edatları bir incelemeye çalışalım. Bakın buradaki edatlardan E edatı. E. Mesela birini çağırırken E Fatıma diye çağırabilir. Ya da Ey, Ey Fatıma şeklinde çağırabilir. Bu ikisini genellikle lil garib yani yakın kişiyi çağırmak için kullanılır. Eğer çağıracağı kişi yakındaysa E Fatıma, Ey Fatıma şeklinde ya da Ey Ali şeklinde çağırır. Peki bir de Eye, Eye Fatıma, Eye Ali, Eye Hasan şeklinde ya da Heye şeklinde kullandığı bir edat daha vardır. Bu iki edat değerli arkadaşlar genellikle uzaktaki kişiyi çağırmak için lilbaid uzaktaki kişiyi çağırmak için kullanılır. Eğer çağıracağı sesleneceği kişi uzaktaysa eye diye önce nida edatını kullanır. Daha sonra evet ismi zikreder. Ya ise bizim de en çok duyduğumuz evet en çok kulağımıza aşina olan nida edatı değerli arkadaşlar. Hem yakın için lilgarib hem de lilbaid. Hem de lilbaid hem de uzaktaki kişi için ortak kullanılan bir nida edatıdır. Onun için Araplar bu e ya da ey, eye ve heya'yı çok az kullanırlar. Daha çok ya nida edatını kullanırlar birbirlerine seslenirlerken. Peki bu ya nida edatı acaba yalnız başına herhangi bir etkisi var mıdır? Yani yalnız başına kullanılır mı bu şekilde? Hayır, kendisinden sonra mutlaka bir münada olmalıdır. Yani seslendiği kişi evet münada olur cümle içerisinde. Fakat bu münada kaç şekilde gelir değerli arkadaşlar? Bir de onu görelim. Bakın nida edatıyla birbirine seslenmeye başladılar. Seslendi. Ne var karşımızda? El münada var. Evet şu münadayı şöyle biraz daha aşağıya alarak daha net görelim. Karşımızda el münada var. Yani nida edatından sonra gelen kelimeye demek ki ne diyormuşuz? Münada diyormuşuz. Münada. Peki bu münada kaç şekilde geliyor? Bir, muzaf olarak gelebiliyor. Şebih bil muzaf olarak gelebiliyor. Nekira gayrı maksuda. Yani nekira şeklinde geliyor ama kastetmediği birini çağırırken şekliyle geliyor. Bunların hepsini göreceğiz şimdi. Nekira maksuda şeklinde geliyor. Bir de alem müfret şeklinde geliyor. Alem müfret derken değerli arkadaşlar, alem özel isim. Müfret ise kastettiğimiz müfretlikten burada muzaaf olmaması anlamına geliyor. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Yani münadanın muzaaf, şebih bil muzaaf, nekire gayr maksuda ya da diğerleriyle nasıl geldiğini, nasıl irap yapıldığını bir görmüş olalım. Fakat öncelikle şunu bilmiş olalım ki münadalar değerli arkadaşlar cümle içerisinde normalde mansup olarak gelmek zorundadır. El mansup. Cümle içerisinde demek ki nasıl ki mef'ulun bih mansuptur. Mef'ulün leh, mef'ulü mutlak bunlar mansuptur. Münada da aslında mansuptur. Peki bir bakalım şimdi cümlemize. El münada el muzaf. Muzaf şeklinde gelmiş olan münada bakın değerli arkadaşlar nasıl geliyor bir bakalım. Evet. Ya nida edatını kullandık. Abdallah. Bakın bir izafet terkibi var. Allah'ın kulu. Ya Abdallah. Özel bir isim olarak da kullanılıyor biliyorsunuz. Peki bu şekilde muzaf olarak gelirse
Münada değerli arkadaşlar şu kısım münada olmuş oluyor. Münada. Evet. Mansup olur daima. Ya Abdallahi. Evet şeklinde ifade ederiz. Ya Abdallahi ictehit deriz. Peki yani şöyle olmaz. Ya Abdullah ya da ya Abdillah şeklinde ifade edilmez. Münada demek ki muzaf şeklinde geliyorsa değerli arkadaşlar. Muzaf şeklinde geliyorsa mutlaka mansup olacak. Ya da şu cümlemize bakalım. E talibel ilmi ikra. Ey ilim talebesi oku. Görüyorsunuz burada değerli arkadaşlar nida edatından sonra gelmiş olan bu cümlede münada yine mansup olmak zorundadır. Çünkü muzaf olarak gelmiş talibel ilmi. Bakın ilim talebesi. Burası münadadır. Peki ey yine nida edatıyla gelmiş. Ey hasenel huluki. Ey hasenel huluki. Ey ahlakı güzel olan. Birini çağırıyoruz. Ey ahlakı güzel olan kişi şeklinde ifade ediyoruz. Yine burası münada olarak kullanılmış. Ve ya ey hasenel huluki ma ahseneke. Evet ne de iyisin diyoruz. Ey ahlakı güzel olan kişi ne de iyisin şeklinde ona nida ederek ne yapıyoruz? İfademizi söylüyoruz. Peki değerli arkadaşlar demek ki münada şayet cümle içerisinde muzaf olarak kullanılırsa daima mansup olarak geliyor. Gelelim ikinci kısma. Bir de münadanın şebih bil muzaf şeklinde geldiği şekli vardır. Biz şebih bil muzafı daha önce aslında nispeten değinmiştik, görmüştük. Şebih bil muzaf ne demek? Şebih bil muzaf aslında anlam bakımından muzafa benziyor. Fakat muzaf gibi değil çünkü tenvini düşmemiş. Mesela şu cümlemize bakalım. Ya taliben el ilme içtehit. Ya talibel ilmi demiyorum da ya taliben el ilme diyorum. Ya da ehasenen hulukuhu ma ahseneke diyorum. Yani ehasenel huluki demiyorum da ehasenen hulukuhu diyorum. Şimdi şebih bil muzaf ne demek? Önce onu tekrar hatırlamış olalım. Şebih bil muzaf. Evet, mana bakımından izafet terkibine benzemekle birlikte müştak bir ismin yani ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe gibi müştak demek yani türemiş demek. Türemiş olan bir ismin fiil gibi işlev görüp kendisinden sonra mef'ulün bih almasıdır. Bakın, ya taliben ne demek? Ey talep eden demek. Peki neyi talep eden? El ilme. Bakın ilmi talep eden. Burası el ilme kelimesi mef'ulün bih olmuş. Çünkü soruyu sorduğum zaman bakın neyi talep eden diyorum. Peki taliben kelimesi nedir burada? Tabii ki nida edatından sonra geldiği için münada olur. Münada daima nida edatından sonra gelir değerli arkadaşlar. Hiç şaşırmamıza gerek yok. Daima nida edatından sonra gelir. Peki ehasenen diyor bakın. Hulukuhu ehasenen ey güzel olan. Neyi güzel olan? Evet güzel olan şey burada naibül faildir değil mi? Faildir daha doğrusu. Hulukuhu şeklinde ifade ediyoruz. Ehasenen hulukuhu. Ey ahlakı güzel olan. Ma ehseneke. Ne de güzelsin şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki hasenen kelimesi nedir burada? Hasenen kelimesi münadadır. Bakın sıfatı müşebbeh şeklinde gelmiş hasen. Hasenul huluki. Yani ahlakı güzel olan diyoruz. Burası da fail şeklinde gelmiş değerli arkadaşlar. Şimdi demek ki şebih bil mudaf nasıl geliyormuş? Cümle içerisinde tenvinli geliyor değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Taliben el ilme. Hasenen hulukuhu. İsmi fail, ismi ful, sıfatı müşebbehe gibi herhangi bir bu şekilde türemiş olan bir fiil olup da kendisinden sonra mef'ulun bih ya da fail şeklinde bir kelimeyi alıyorsa, onu etkiliyorsa, fiil gibi etkiliyorsa bu takdirde biz ne diyoruz? Buna şebih bil mudaf şeklinde gelmiş. Anlam bakımından nasıldır? Ya taliben el ilme. Yine İlim talep eden kişi, ey ilim talep eden kişi manasında kullanılıyor değerli arkadaşlar. Peki, gelelim. Bu demek ki muzaf cümle içerisinde değerli arkadaşlar, muzaf şeklinde geliyor ya da şebih bil muzaf şeklinde geliyor. Burada bir şey daha geldi aklıma şimdi burayı görünce muzaf şeklindeki geliş şeklinden. Mesela diyelim ki, atalibel ilmi, ey ilim talebesi dedik. Peki, ey ilim talebesi, ey iki ilim talebesi desek. Mesela iki kişi var karşımızda, ikisini de çağırmak istiyoruz. Acaba bunu nasıl ifade edebiliriz? At-talibel ilmi şeklinde ifade ederken, tabii ki şöyle deriz. At-talibey el ilmi şeklinde ifade ederiz.
Çünkü talibeyni olması lazımdı. Münada mansuptur. Talibeyni olmaz da talibeyni normalde olur. Fakat muzaf olduğundan dolayı nun düşer. Nun düştüğünden dolayı da kendisinden sonrakine muzaf olmuş olur ve muzafun ileyhi almış olur kendisinden sonra. Ya talibey el ilmi şeklinde ifade ederiz. Ya talibi el ilmi deseydik o zaman ilim talebeleri manasına gelmiş olur. Ey ilim talebeleri şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki. Münada'nın geliş şekillerinden bir üçüncüsü de değerli arkadaşlar nekira gayrı maksuda şeklinde gelmesidir. Peki nekira gayrı maksuda ne demek? Bir kere kelimemiz yine nekira şeklinde gelmiş. Ama gayrı maksuda yani kastetmediğin bir kişiyi çağırırken hocam nasıl kastetmediğin bir kişiyi çağırırsın? Mesela diyelim ki yolda gidiyorum. Birden bir hırsız elindeki çantayı alıp kaçtı. O anda ben başladım bağırmaya. Polis, polis bana yardım edin diye bağırmaya başladım. Ben herhangi bir polisi kastet, ben belli bir polisi kastetmiyorum. Herhangi bir polisi kastediyorum. Yani orada bulunabilecek herhangi bir polis, belirli bir polis değil. Dolayısıyla böyle bir nidada bulunacak olursam biz bu münadaya değerli arkadaşlar ennekira gayril maksuda şeklinde ifade ediyoruz. Bakın cümlemize. Ya şurtiyen, evet ya şurtiyen cümle içerisinde nasıl gelmiş görüyorsunuz. Nekira şeklinde gelmiş. Ya şurtiyen sa'idni. Ey polis, polis diye çağırıyorum. Bana yardım et. Kastettiğim belli bir polis yok. Herhangi bir polis. Oradan geçebilecek herhangi bir polisi kastediyorum. Ya da diyelim ki asansöre sıkıştım. Asansörün içerisinde evet bir yardım istiyorum. Beni kurtarın diyeceğim. Fakat dışarıda da birilerinin yürüdüğünü biliyorum. Görüyorum ya da duyuyorum. Görmüyorum da duyuyorum diyelim. Dolayısıyla ben diyorum ki hey dışarıdaki adam bana yardım et diyorum. Beni kurtar diyorum mesela. Ha, ben kastettiğim herhangi bir adam var mı dışarıda? Hayır. Herhangi bir adamdan bahsediyorum. Belli bir adamdan değil de herhangi bir adamdan bahsediyorum. İşte biz bu şekildeki nidamıza değerli arkadaşlar ya da münadamıza nekira gayrı maksuda şeklinde ifade ediyoruz. Mesela cümle içerisinde ya raculen enqidni diyorum. Bakın ey adam ya raculen enqidni beni kurtar diyorum. Ey adam beni kurtar. Bakın buradaki raculen kelimesi değerli arkadaşlar nasıl gelmiş? Evet nekire gayrı maksude ve mansup olarak gelmiş. Demek ki buradaki münadalarımız nekire gayrı maksude şeklinde gelirse yine mansup olarak geliyor. Demek ki muzaf olarak gelebiliyor münada. Şebih bil muzaf olarak gelebiliyor. Bir de nekira gayrı maksuda şeklinde gelebiliyor. Başka nasıl geliyordu? Bir de değerli arkadaşlar nekira maksuda şeklinde gelebiliyor. En nekiratul maksude. Bu sefer yine kelimemiz nekira olarak geliyor ama kastettiğim bir kişiyi evet çağırırsam, kastettiğim bir kişiye seslenirsem bu takdirde cümle içerisinde münadamız nekira maksuda şeklinde olur. Mesela diyelim ki yine yolda gidiyorum. Elimden bir hırsız evet çantayı alıp kaçtı. O anda da bir polis var karşımda. Ya da gördüm bir polisi gördüm ve o polisi çağırıyorum. İşte bu polisi çağırırken değerli arkadaşlar ne derim? Ya şurtiyu sa'idni derim. Ya şurtiyu. Bakın ya şurtiyen demem de ya şurtiyu derim. Cümle içerisinde bakın münada nasıl gelmiş? Ya şurtiyu sa'idni. Değerli arkadaşlar evet sizin de dikkatinizi çekti. Normalde münadalar mansup olur demiştim ben. Burada mansup olarak gelmemiş. Ya da ya raculu enqidni cümlesinde. Ey adam beni kurtar diyorum bakın. Hem tenvinli gelmemiş yani ya şurtiyun demiyorum da ya şurtiyu diyorum. Ya raculun demiyorum da ya raculu diyorum. Hem tenvinli gelmemiş hem de cümle içerisinde değerli arkadaşlar nasıl gelmemiş? Mansup gelmemiş. Demek ki burada münada değerli arkadaşlar mebni olur. Mebni olur. Ne üzerine mebni olur? Nasıl merfu oluyorsa öyle mebni olur. Dolayısıyla buradaki münadamız mebnidir. Yani harekesi değişmez. Mebni demek harekesinin değişmemesi demek biliyorsunuz. Mebnidir, harekesi değişmez fakat mahallen mansup olur. Çünkü münadalar mansuptu. Burada da yine ya raculu derken cümle içerisinde raculu kelimesi münadadır ve mahallen evet mansuptur, mebnidir. Ne üzerine mebnidir? Burada damme üzerine mebnidir. Peki ben iki kişiyi çağıracak olsam ya şurtiyu yerine ne derim? Ya şur
Diyani derim, değil mi? Bu sefer ne üzerine mebni olmuş olur? Evet, elif üzerine mebni olmuş olur. Merfuluk müfennalarda elifle yapılır biliyorsunuz. Burada müfenna kelime, ya şurtu yani'deki müfenna kelime değerli arkadaşlar elifle merfu olmuş. Tabii mebniliği elifle olmuş öyle diyelim. Mahalle mansuptur yine. Peki çoğul olacak olsa ya şurtiyune şeklinde ifade etmiş olurum değerli arkadaşlar. Buradaki ya şurtiyune kelimesi de yine merfu olarak gelmiş. Dolayısıyla evet vav üzerine mebni olmuş değerli arkadaşlar. Peki ya raculu cümlesinde ya raculu derim, ya raculani ya da ya ricalu şeklinde ifade edelim. Başka beşinci ve son şekli değerli arkadaşlar. Münadanın geliş şekillerinden beşincisi ve son şeklini nasıl ifade ediyoruz? Evet, alem müfret. Alem yani özel isim demek. Müfretlikten kastettiğimiz şey ne değerli arkadaşlar? Müfretlikten kastettiğimiz şey tekil olması demek değil. Burada kastettiğimiz şey muzaf olmaması. Peki hocam muzaf olsa ne olur? Muzaf olsa şöyle olur mesela. Örnek vereyim buraya. Ya Abdallah dedik. Ya Abdallah bu da bir özel isimdir. Abdullah, Abdurrahman değil mi? Evet, bunlar yine özel bir isimdir. Fakat böyle bir özel isim gelirse ve muzaf olursa mansup olmak zorunda kalır. Ya Abdallah şeklinde ifade etmek zorundayız. Halbuki cümle içerisinde şayet muzaf olmaz da yine özel bir isim şeklinde gelirse mansup olmaz değerli arkadaşlar. Ne olur? Ya Mahmudu şeklinde yine mebni olur. Merfu olduğu şekilde. Nasıl merfu oluyorsa o şekilde mebni olur. Ya da ya Aişetu şeklinde ifade etmek zorundayım. Burada münada yine damme üzerine mebni olmuş ve mahallen mansub olmuştur. Yine ya Aişetu kelimesinde de aynı şekilde ifade ediyorum. Ya Mahmudu izheb. Ey Mahmut git diyorum. Ya Aişetu saidini. Ey Ayşe bana yardım et şeklinde ifade etmiş oluyorum. Bakın yine tenvin kullanmıyorum. Ya Mahmudun şeklinde ifade etmiyorum. Tenvin yok değerli arkadaşlar. Çünkü mebni. Mebni olduğu şey damme. Burada. Peki iki Mahmut varsa karşımda. Sınıfa girdim. İki tane Mahmut var. Her ikisini de çağırıyorum. Ya Mahmudeyni mi derim? Yoksa ya Mahmudani mi derim? Tabii ki alem ve müfret şeklinde geldiğine göre değerli arkadaşlar ya Mahmudani şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Ya da Mahmutlar diyeceğim. Birkaç tane Mahmut var sınıfta. Ya Mahmudune şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Buradaki Mahmudani elifle mebni olmuş. Buradaki Mahmudune ise vav ile mebni olmuş. Mahallen mansuptur değerli arkadaşlar. Demek ki biz nida edatından sonra evet özetliyoruz değerli arkadaşlar. Nida edatından sonra gelen kelimeye münada diyoruz. Münada cümle içerisinde 5 şekilde gelir. Bakın talip kelimesini değerli arkadaşlar biz cümle içerisinde münada olarak 5 şeklini ya da buradaki 4 şeklini kullanmış olalım. Cümleye bakalım. Ya talibel ilmi cümle içerisinde ya talibel ilmi iştehit diyoruz. Ey ilim talebesi çalış. Burada nasıl gelmiş? Muzaf olarak gelmiş münadamız. Bakın münada burada muzaf olarak gelmiş. Kendisinden sonra da muzaf-ı ileyh var. Peki ya taliben el ilme iştehit deseydik o takdirde şebih bir muzaf olarak gelmiş oluyordu. Ya taliben el ilme. Bakın aradaki fark yine izafet terkibi anlamı var burada. Fakat bak muzaf olmamış çünkü tenvin almış. Ya taliben el ilm şeklinde ifade ediyorum. Tenvin almış değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada cümle içerisinde muzaf olmuş diyemeyiz. Fakat bu kendisinden sonraki kelimeyi de etkilemiş. Ya taliben ey isteyen. Neyi isteyen? El ilme. Ey ilim isteyen talebe. Ey ilim isteyen kişi manasında ifade ediyoruz. Peki nekire gayrı maksuda şeklinde nasıl geliyordu? Yine mansup olarak geliyordu. Ya taliben diyorduk o kadar. Ey öğrenci. Hangi öğrenciden bahsediyorum? Herhangi bir öğrenci. Belli bir öğrenciyi kastetmiyorum. Diyelim ki evet bir yere girdim. Okulun diyelim ki bir yerine girdim ve kapı üzerime kapandı. Dışarıda da öğrenciler var. Hey ey öğrenci şeklinde dışarıdakini çağırıyorum. Çünkü dışarıda öğrenciler olduğunu biliyorum ama belirli bir öğrenciyi kastetmiyorum. O kastetmediğim herhangi bir öğrenci olduğuna göre cümle içerisinde biz burada nekira gayrimaksuda kastetmediğimiz herhangi bir öğrenciye seslendiğimizde bu şekilde sesleniyoruz. Ey öğrenci iştehit çalış diyoruz mesela.
Peki Türkçemizde de mesela ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini diye karşılık verirken mesela nidada bulunurken ey Türk gençliğinden kastettiğimiz belli bir Türk gençliği midir? Hayır, herhangi bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Belli bir kişiden bahsetmiyoruz. Türkiye'de yaşamış olan, Türk olan herhangi biri. Dolayısıyla nekira gayrimaksude şeklinde olmuş oluyor. Ya da diyorum ki mesela ey doktorlar canlarımız size evet emanettir diyorum mesela. Evet, oradaki ey doktorlardan kastettiğim belli bir doktor mu? Hayır, herhangi bir doktor. Kastettiğim biri yok. Doktor vasfını taşıyan herkes. Evet, bu şekilde olursa biz nekira gayrimaksude şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Peki, bu üç durumda değerli arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi daima mansup olarak gelir. Ya talibel ilim. Bunlar müsenna olarak gelecek olsa mesela ya talibey el ilim derim muzaf olarak geldiğinde. Ya talibel ilmi cümlesinde ya talibey el ilim ya da ya talibi el ilim derim. Peki şebih bir muzaf olarak gelip de müsenna olursa ya talibeyni el ilme derim. Ya talibine el ilme şeklinde ifade ederim. Peki nekir gayrimaksudak şeklinde gelirse ya talibeyni bakın tenvin olduğuna göre nun düşmeyecek. Ya talibeyni ya da ya talibine şeklinde ifade etmiş olurum. Peki şayet cümlemizde münada nekira maksuda şeklinde gelirse bu takdirde evet damme üzerine mebni oluyordu. Ya da alem müfret şeklinde gelirse yine damme üzerine mebni oluyordu. Ya talibu bu içtehit deriz. Ya da müsenna olacak olsa yani iki kişi şayet çağıracak olsam ya talibani içtehide derim. Ya talibune içtehidu şeklinde ifade ederim. Yine ya Muhammedu ya Muhammedani ya da ya Muhammedune şeklinde ifade ederim. Demek ki nekira maksude ya da alem ve müfret şeklinde gelirse cümlemiz değerli arkadaşlar. Daha doğrusu münadamız. Bu takdirde ne olur? Bu takdirde cümle içerisinde damme üzerine mebni olur. Mahallen mansub olur değerli arkadaşlar. Peki. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın. Evet. Şuradaki münadaların her birinde evet, şurayı tekrar yazalım. Buradaki münadaların her birinde dikkatimizi çeken bir şey var. Talip kelimesi. Bakın burada talip. Taliben ya da taliben. Evet burada gördüğünüz talibu şeklinde. Ya da Muhammed kelimesi. Evet. Bunların hiçbiri el takısı almamış değerli arkadaşlar. Peki. Ben el takılı bir kelime. Mesela ennas kelimesi, ar-rasulu kelimesi, at-talibu kelimesi şeklinde gelen bir kelimeye doğrudan nida edatını getiremez miyim? Evet getiremem. Mesela şöyle diyemem değerli arkadaşlar. Ya talip yerine ya at-talip şeklinde ifade edemem. Peki ifade etmek istesem bu takdirde ne yapmam gerekiyor değerli arkadaşlar? Evet bu takdirde eyyuha ya da eyyetuha kelimesini getirerek ancak yapabilirim. Doğrudan demek ki ne yapamam? Doğrudan bir nida edatını getiremem. El takılı şeklinde gelirse münada. Ha, bu takdirde ne olur ama? Bu takdirde bazı şeyler değişecek tabii. Ya eyyuhel insanu dediğimde. Ya da ya eyyetuhel insanu. Tabii ya eyyetuhel insan olmaz. Çünkü eyyuha müzekkeller için. Eyyetuha ise müennesler için şeklinde gelmiş olacak. Orayı düzeltelim. Şurayı silelim şöyle. Ya eyyetuha. Evet ne diyelim oraya şöyle. Ya eyyetuhen nefs diyelim mesela. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne. Nefs kelimesi biliyorsunuz semai müennes. Yani Araplar bunu müennes olarak kullanmışlar daima. Dolayısıyla ya eyyetuhen nefs şeklinde kullanırım. Peki burada münada hangisidir değerli arkadaşlar? Ben size hatırlarsanız demiştim ki münada daima nida edatından sonra gelir demiştim. Dolayısıyla evet o görüşüm o söylediğim şey değişmedi. Yine burada münada eyyu kelimesidir. Burada ise eyyetu kelimesidir değerli arkadaşlar. Ya eyyuha ya da ya eyyetuha'daki eyyu ve eyyetu kelimesidir. Ha nedir? Ha bu İrab'da bir yeri yok. Sadece tembih için yani uyarmak için getirilmiş bir harftir. Bir kelimedir diyelim. Dolayısıyla eyyuha müzekkeller için
nida edeceğim kelime müzekker ise eyyuha müzekkerler için, eyyetuha ise müennesler için gelir. Yani ya eyyuhel insanu derim, şöyle diyemem. Ya el insanu diyemem. Ya eyyetuhen nefsu derim. Ya en nefsu şeklinde ifade edemem. Ya eyyuhat talibu şeklinde ifade ederim. Bu insan kelimesi müfret şeklinde gelmiş ama müthenna da gelebilirdi. Ya eyyuhel insanani ya da ya eyyuha ennasu, ya eyyuhat talibu, ya eyyuhat talibani, ya eyyuhat tullabu şeklinde de gelebilir. Peki el insan kelimesinin irabını soracak olursanız, el insan kelimesinin ya da en nefs kelimesinin irabı nedir değerli arkadaşlar? Buna bedel demişler. Peki eyyu kelimesi, ya eyyu kelimesi nasıl gelmiş bu münada? Hani 5 tane münada şeklimiz vardı biliyorsunuz. Bunlardan hangisiyle gelmiş? Evet, bakıyorum ki eyyu kelimesi burada damme ile gelmiş. Damme ile geldiğine göre 2 ihtimal var. Ya nekira maksudedir ya da alem müfrettir. Burada alem müfret olma ihtimali yok. Çünkü özel bir isim değil eyyuha kelimesi. Dolayısıyla burada nekira maksude şeklinde gelmiştir. Kastettiğim belli bir kişiyi seslenmek için kullandığım kelimedir. Eyyuha. Peki el insanu nedir burada? El insanu kelimesi ise onun bedelidir. Burası merfu olduğuna göre, yani damme üzerine mebni olduğuna göre el insanu kelimesi de merfu olmak zorundadır değerli arkadaşlar. Burası bedeldir. Peki eyyetuha kelimesinde yine ya eyyetuhen nefsu şeklinde ifade ediyorum. En nefsu kelimesi yine bedeldir değerli arkadaşlar. Peki bu birinci kısım. Yani münadalarla alakalı sizlere anlatmak istediğim bazı ayrıntılar var. Bu ayrıntılardan birincisi bu. Demek ki nida edatından sonra el takılı bir münada gelmiyor. Gelirse müzekkerler için eyyuha şeklinde, müennesler için eyyetuha şeklinde bir münada getirerek yapıyoruz. Başka? Şimdi şu cümlemize bir bakalım değerli arkadaşlar. Ya veledi. Ey oğlum diyorum. Ya veledi. Ya da ya üstadi. Ey hocam. Dikkatiniz çekiyor. Nasıl gelmiş bu? Ya veledi derken. Yani 5 tane münadanın 5 şekli vardı. Muzaf, şebih bil muzaf, nekira gayri maksude, nekira maksude ve alem müfret. Diyorsunuz ki hocam burada mütekellim yasına, mütekellim yasına muzaf olmuş. Demek ki bu veledi kelimesi, veledi kelimesi muzaf olarak gelmiş burada münada. Münada burada nasıl gelmiş? Muzaf olarak gelmiş. Bu üstevi kelimesinde de aynı. Münada nasıl gelmiş? Muzaf olarak gelmiş. Peki muzaf olarak geldiyse irabı ne olacak? Mansup olacak. Ya veledi. Peki mansupluğu nasıl oluyor, gösterebiliyor muyum? Hayır, takdir ediyorum. Çünkü mütekellim yası gelirse bir isme onun irabı değerli arkadaşlar nasıl olur? Takdiren olur. Varsayıyorum yani. Burada veled kelimesini dalın üzerinde bir fethanın olduğunu varsayıyorum. İşte bu şekilde gelirse değerli arkadaşlar, bu şekilde gelirse biz bu, yani nasıl gelirse onu tekrar edeyim size. Şayet münada mütekellim yasını muzaf olarak alırsa, muzafun ileyhi olarak alırsa. Şayet münada mütekellim yasını muzafun ileyhi olarak alırsa, sözde ifadede kolaylık olsun diye bu mütekellim yası ne yapabilir? Gidebilir. Yani ya veledi yerine ya veledi, ya üstadi yerine ya üstadi şeklinde ifade ederim. Fakat sakın aldanmayın. Bu veledi kelimesi, bakın bu kesrası niye var? Burada kesra var, görüyorsunuz, esra var. Niye var? Çünkü cümle içerisinde kendisinden sonra bir y vardı. O y gitti, onun harekesi kaldı. Ha, peki şöyle diyebilir miyiz? Bu münada burada mecrur olarak gelmiş diyebilir miyiz? Hayır. Münadanın mecrur gelme ihtimali yok değerli arkadaşlar. Münada mansup gelir. Burada ise mansupluğu takdirendir. Mesela ya cümle içerisinde ya Rabbi yerine ya Rabbi desem mesela. Evet, derseniz ki hocam bu Rabbi kelimesi yine münadadır. Peki bu münada nasıl gelmiş? Mansup olarak gelmiş hocam dersin. Çünkü orada y düşmüş. Bu Rabbi kelimesinin altındaki kesra o düşen y'nin harekesidir. Dolayısıyla Rabbi kelimesi burada yine mansup olarak gelmiş. Yani takdiren bil fetha şeklinde ifade etmiş oluyorum. Demek ki ikincisi neymiş? Birincisi el takısı şeklinde gelmezdi münada. El takısı şeklinde gelirse eyyuha ya da eyyetuha gelecek. İkincisi ise değerli arkadaşlar, şayet münada mütekellim yasını mulaf olarak, mulafun lehi olarak alırsa, bu takdirde münada
cümle içerisinde ye'yi düşürebilir. Hocam düşürmezse ne olur? Düşürmezse düşürmemiş olur. Yani ya veledi şeklinde de ifade edebiliriz. Ama ya veledi şeklinde de söyleyebileceğimizi evet ifade etmemiz gerekiyor. Peki bir de şuna bakalım. Yani burada birkaç tane dikkat çekmemiz gereken bir şey var. Bu birincisi buydu. İkincisi bu. Şimdi gelelim üçüncüsüne değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi ben Cenab-ı Hakk'ı çağırırken değerli arkadaşlar nidada bulunmak isterken ya Allahu şeklinde nidada bulunuyorum. Bu münada nasıl gelmiş? Görüyorsunuz bu münada alem ve müfret şeklinde gelmiş değil mi? Allah özel bir isimdir. Ya Allahu şeklinde ifade ederim. Ya münada burada Allah, lafzatullah burada. Fakat biz Cenab-ı Hakk'ı çağırırken herhangi bir insanı çağırdığımız gibi çağırmayız. Ya Allahu şeklinde ifade etmeyiz de onu Allahümme şeklinde ifade ederiz. Bunu Cenab-ı Hak öğretmiştir bize. Peki Allahümme cümlesinde evet buradaki kelime değerli arkadaşlar. Evet ne olmuş burada bakın. Burada yine Allahümme'de bir münada vardır. Bu münada nasıl bir münadadır? Bu ye, şu ge, ye değerli arkadaşlar şeddeli mime dönüşmüştür. Dolayısıyla yine Allahu kelimesini kullanırım. Ve bu ye'nin şeddeli mim şeklinde dönüştüğünü de Allahümme'den anlarım. Allahümme ne demekmiş demek ki? Allahümmeğfirli diyorum mesela. Allahümmeğfirli. Ey Allah'ım beni affet diyorum. Bakın ey Allah'ım diyorum. Nida edatı yok görünüşte. Görünüşte yok. Fakat buradaki nida edatı tazım mimi derler buna. Mime dönüşmüş. Şeddeli mime dönüşmüş değerli arkadaşlar. Fakat bunu şunu bilmiş olalım ki bu sadece lafzatullah'a mahsus bir durumdur. Yani Allahu Teala'nın diğer isimlerine mahsus bu şekilde kullanamayız. Mesela diyelim ki Ar-Rahmanu kelimesi. Ya Rahmanu yerine ya Rahmanum ya da Ar-Rahmanumme, Rahmanumme şeklinde çağıramam değerli arkadaşlar. Sadece lafzatullah için kullanılmış bir ifadedir. Ya Allahu yerine Allahümme şeklinde ifade ederiz. Mesela size deseler ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde münada vardır ya da nida üslubu vardır deseler ve cümle içerisinde Allahümme enteselam ve minkeselam diye bir cümle görseniz burada münada vardır dersiniz. Çünkü Allahümme kelimesi aslında ya Allahu evet münadası ile birlikte nida edatı münadası ile birlikte gelmiş bir kelimedir değerli arkadaşlar. Peki gelelim son kısma ayrıntılardan son kısım değerli arkadaşlar. Şuradaki kelimelere bir bakın. Yusuf'u diyorum sadece. Birini çağırırken Yusuf'u diyorum. Ya da Abdullah diyorum mesela. Ya da Rabbi diyorum mesela. Ne yapıyorum? Evet, nida edatı olmadan, nida edatı olmadan herhangi birini çağırıyorum. Nidada bulunuyorum. Peki hocam nida edatı olmadan ben herhangi birine nidada bulunabilir miyim? Nidada bulunabilir miyim? Çağırabilir miyim? Seslenebilir miyim Arapçada? Evet. Kastettiğimiz değerli arkadaşlar başkası değilse. Yani Yusuf karşımızdaki Yusuf'sa değerli arkadaşlar başka bir Yusuf değil de karşımızdaki Yusuf'sa. Evet ya da Abdullah karşımızdaki Abdullah'sa. Rabbimiz bizim kastettiğimiz Rabbimiz ise değerli arkadaşlar o takdirde nida edatını düşürebiliriz. Peki düşürdüğümüzde neye dikkat edeceğiz? Sanki nida edatı varmış gibi irabını yapmak zorundayız münadanın değerli arkadaşlar. Bakın buradaki Yusuf'u kelimesi. Ya olsaydı burada ya Yusuf'u nasıl gelmiş? Evet alem ve müfret şeklinde gelmiş. İrabı nasıl olur? İrabı gördüğünüz gibi burada yine damme ile yani damme ile mebni olmuş burada. Ya da mesela bir Abdullah'ı çağıracağız. Şöyle diyemeyiz. Abdullah ya Abdullah demediğimiz gibi Abdullah şeklinde de söyleyemeyiz. Karşısındaki kişiyi çağırırken nasıl çağırmamız lazım? Abdallah diye çağırmamız lazım. Abdallah, Abdullah şeklinde değil. Ha. Niye? Çünkü burada münada şeklinde gelmiş ve ya varmış gibi bunu irap yapmamız lazım. Yani cümledeki yeri münadanın Abdallah şeklinde olmaması lazım. Rabbi kelimesinde de aynı. Bakın burada iki şey düşmüş. Bir nida edatı vardı burada ya şeklinde. Bir de burada ne vardı? Evet mütekellim yası vardı. Ya Rabbi yerine ya'yı düşürmüşüm. Rabbi yerine evet Rabbi yerine bir de ye'yi de düşürmüşüm. Rabbi demişim. Kur'an-ı Kerim'de çokça yerde geçiyor biliyorsunuz. Rabbi gfirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme yakumun hisab diyoruz mesela. Rabbi. Evet buradaki Rabbi de yine münadadır değerli arkadaşlar.
ve cümle içerisinde nasıl gelmiştir? Cümle içerisinde evet mudaf şeklinde gelmiştir. Rabbi aslında bu ye vardı. Rabbi kelimesi de mudaf olarak gelmiş. Evet takdiren mansupluğu be üzerine şeklinde olmuştur deriz. Evet genel olarak münada karşımızdakine seslenmek arzu ettiğimizde, seslenmeyi arzu ettiğimizde kullandığımız bir nida edatından sonra gelen kelimedir değerli arkadaşlar. Münadanın 5 şekilde geliş şekli vardır. Münada demek ki mudaf, şebih bil mudaf, nekire gayrı maksuda, nekire maksuda ve alem müfret şeklinde geliyormuş. Alem müfretlikten kastettiğim şey kelimenin tekil olması değil, mudaf olmamasıdır. Bir de münadanın dikkat etmemiz gereken 4 farklı evet ipucu vardır ya da 4 farklı ayrıntısı vardır değerli arkadaşlar. Bu da nasıldır? Münada el takılı şeklinde gelirse, müzekkerse münadamız eyyuha, müennese eyyetuha şeklinde getiririz. Şayet cümle içerisinde mudaf şeklinde gelir de evet mütekellim yasını mudafun ileyh olarak alırsa o mütekellim yasını düşürebiliriz. Ya Allahu şeklinde gelirse bunu ya Allahu diyebileceğimiz gibi Allahümme şeklinde de ifade edebiliriz. Ya da nida edatını kaldırıp münadayı irabını yaparak doğrudan da çağırabiliriz değerli arkadaşlar. Peki gelelim şimdi kitabımıza. Kitabımızdaki örneklere bir bakalım değerli arkadaşlar. Bakın üslubun nida diyor. Birinci cümlede ya talibel ilmi diyor. Ya talibel ilmi. Ey ilim talebesi. Nasıl gelmiş değerli arkadaşlar burada? Evet görüyorsunuz mudaf olarak gelmiş. Ya talibel ilmi. Ve mansup olmuş. Mudaf olursa mansup olur. Ey ilim talebesi la teteserra. Acele etme. Ya hasenen hulukuhu. Bakın burada teminli gelmiş. Hasen kelimesi burada sıfat-ı müşebbedir. Ve cümle içerisinde kendisinden sonrakini fail olarak kalmış. Dolayısıyla ya hasenen kelimesi şebih bu mudaftır. Ya hasenen hulukuhu. Ey ahlakı güzel olan. Tekaddem ilerle şeklinde ifade etmişiz. Ya samian. Ya samian. Evet beni işiten. Mesela diyelim ki Allah muhafaza bir kuyun içine düştün. Dışarıda da sesler duyuyorsun. Evet birini çağıracaksın. Belli bir kişi değil. Herhangi biri. Beni duyan var mı diye bağırırız ya hani. Burada da ya sami'an şeklinde. Evet beni duyan var mı şeklinde nida ettiğimiz bir kelimedir. Ve cümle içerisinde nekira gayrı maksuda olarak gelmiş. Yani kastettiğim biri yok burada. Herhangi birini çağırdığım zaman. Evet mansup şeklinde bu şekilde gelmiş oluyor. Şebih bir mudaf olarak geldiğinde de yine mansup olarak gelmiş oluyor. Ya sami'an sa'idni şeklinde ifade ediyoruz. Peki. Eya Fatimetu cümlesinde nasıl gelmiş? Eya Fatimetu cümlesinde alem ve müfret olarak gelmiş değerli arkadaşlar münadamız. Alem müfret olursa ya da etaciru cümlesinde nekira maksuda şeklinde olursa yani kastettiğim tacir karşımdaki tacir ise herhangi bir tacir değil de tüccar değil de karşımdaki ise şayet o takdirde cümlede evet mahallen mansup olur. Açık bir şekilde mansupluğunu getiremiyorum. Evet damme üzerine mebni şeklinde olmuş olması gerekiyor. Ya da müfenne olsa elif üzerine, cemi müzekker salim olsa vav üzerine mebni olması gerekiyor. E Fatimetu hel tesma'ineni? Ey Fatma beni duyuyor musun diyor. E taciru mâzâ ta'ridu? Ey tacir ne sunuyorsun şeklinde, neler satıyorsun şeklinde ifade ediyor. Burada da dikkatinizi çekmiştir. Evet cümle içerisinde merfulu mebnidir değerli arkadaşlar. Damme üzerine mebni olmuş oluyor. Peki şayet münadamız el takılı şeklinde gelirse burada el insanu kelimesi de ya da en nefsu kelimesinde olduğu gibi mutlaka eyyuha müzekkeller için eyyetuha da müennesler için getirmem gerekiyor. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim ya da ya eyyetuhel nefsul mutmainnetu şeklinde ifade ediyoruz. Buradaki el insan kelimesi ya da en nefs kelimesi ne oluyordu? Burada bedel oluyor değerli arkadaşlar. Bazen de sıfat olabilir. Evet o ayrıntıya girmeyeyim şimdi. Buradaki bedel şeklinde olmuş oluyor. Eyyuha ise münada şeklinde gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Burada en çok dikkatimizi çeken ya da en çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela diyelim ki evet şöyle şurayı sileyim şuraya bir cümleye de yazayım mesela. Erkekleri çağıracaksam şayet ya eyyuha diyorum. Şöyle diyebilirim. Eyyuha şeklinde de ifade edebilirim değil mi? Ya düşmüş olur o takdirde. Evet münada nida edatı düşmüş olur. Eyyuhat talib dedim. Bakın at talib kelimesi at talibe at talibi olmaz. Mutlaka merfu olacak. Ya da eyyuhat talibani talibeyni olmaz. Çünkü bedel değerli arkadaşlar mübdelün minhe ne yapmak zorunda? Uyumak zorunda. Eyyuh şeklinde geldiğine göre at talibani derim. Ya da
Eyyuhattullâbu, ey öğrenciler şeklinde ifade etmiş olurum. Bu müennes olacak olsa eyyetuhattâlibetu, eyyetuhattâlibetâni ya da eyyetuhattâlibâtu şeklinde ifade etmiş olmam gerekiyor. Gelelim son kısma. Ya Allahu cümlesinin nidasında değerli arkadaşlar ya Allahu derken Allahümme şeklinde ne yapabilirim? İfade edebilirim. Bu hümmedeki mim, şeddeli mim nida edatından dönüşmüş bir mimdir. Allahümme derken ey Allah'ım yani ya Allahu evet ifadesini kastettiğimi söylememiz gerekiyor. Ya da gale ya Rabbi yerine gale Rabbi şeklinde de ifade edebiliriz. Rabbi nedir burada? Rabbi kelimesi münadadır. Burada münada olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Hocam nasıl anladım münada olduğunu? Evet ifadenin gelişinden anladım. Evet buradaki ye'nin düşmesinden anladım. Değil mi? Gale Rabbi ey Rabbim. Evet erini bana göster. Anvur ileyk. Bana seni görmem için kendini bana göster şeklinde Hazreti Musa'nın bir arzusu ve isteği vardı biliyorsunuz. Buradaki Rabbi kelimesi kendisinden sonra da ne düşmüş? Mütekellim yası düşmüş değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Kitabımızdaki alıştırmalara bir gelelim değerli arkadaşlar. Buradaki evet bu anlattığım şeylerin hepsini Arapça olarak burada anlatıyor. Gelelim şimdi tedribat kısmına. Hayyin edatin nida. Nida edatını göster. Vel ism el munada ve münadayı da göster. Bakın iki tane kavram var değerli arkadaşlar. Bir nida edatı bir de münada. Nida edatı kaç şekilde geliyordu? Elif, e, ey, ya, eye ve heye şeklinde geliyordu. Yani beş şekli vardı biliyorsunuz. Ondan sonra gelen hemen kendisinden sonra gelen kelimeyi de münada diyorduk. Bakalım. Ya rakibe derraceti. Rakibe kelimesi. Derraceti. Ey bisiklete binen kişi. Nasıl gelmiş bakın. Nida edatı. Ya rakibe kelimesi ise rakibe derraceti kelimesi ise münada şeklinde gelmiş. Nasıl gelmiş? Mulaf olarak gelmiş burada. Peki. Sonra gelelim buraya. E'adilu diyor bakın. E'adilu. Nida edatı nerede değerli arkadaşlar? Buradaki nida edatı E şeklinde gelmiş. Buradaki E. Bir soru edatı olan E var. Onu sakın karıştırmayın. Zaten anlaşılır hemen. Yani adil mi şeklinde bir cümle değil bu. Çünkü burada sa'idni diyor. Bana yardım et diyor. Yani bir talep var değerli arkadaşlar. Talep olduğuna göre buradaki E bir nidadır. E'adilu. Ey adil. Adil diye birisi varmış demek ki onu çağırıyor. E burada nedir? Nida edatıdır. Adilu kelimesi ise münadadır. Peki nasıl gelmiş? Alem müfret olarak gelmiş değil mi? Alem müfret özel bir isimdir. Ve muzaaf olarak gelmediğine göre alem müfret şeklinde ifade ediyoruz. Sa'idni fi raf'i hâda sunduqi. Bu sandığı kaldırmada bana yardımcı ol diyor. Ey halilu. Yine ey bir nida edatıdır. Halilu kelimesi ise münadadır. Burada yine alem ve müfret şeklinde gelmiş. Rudd alel hatif. Evet telefona cevap ver şeklinde ifade edilmiş. Ya salaheddin. Bakın değerli arkadaşlar. Ya burada nida edatıdır. Peki salaheddin nedir? Münadadır. Burada münada yine özel bir isimdir. Yani yine alemdir ama evet müfret değildir. Alem müfret şeklinde gelmemiştir. Nasıl gelmiştir? Muzaf olarak gelmiştir burada. Münadamız burada salaheddin. Onun için nasıl gelmiş? Muzaf olarak geldiği için mansub olarak gelmiştir. Ya salaheddin, ey salaheddin, tevekkaf galilen. Biraz yavaşla. Ve la tut'ib nefseke. Evet kendini yorma şeklinde ifade ediyor. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Evet, ya ihvanu. Değerli arkadaşlar, bakın ben eğer cümle içerisinde böyle merfu olarak kullanmış isem iki ihtimal var. Ya alem müfrettir ya da nekira maksude şeklinde gelmiştir. Nida edatından sonra gelen münadamız değil mi? Nida edatı burada ya, ihvanu ise münada şeklinde gelmiş. Münadamız nasıl gelmiş peki burada? Münadamız burada nekira maksude şeklinde gelmiş. Yani kastettiğim karşımdaki evet kardeşlerdir. Ya ihvanu, ihvan kardeşler demek. Ey kardeşler. İqteribu minna. Bize yaklaşın. Hatta la yudrikekumul aduvu. Düşmanın size ulaşmaması için bize yaklaşın şeklinde ifade etmiş oluyor. Peki sonra. Eya İbrahim derken yine eya kelimesi uzaktaki bir kişiyi çağırmak için kullanılıyordu biliyorsunuz. Eya nida edatıdır. İbrahim kelimesi ise münadadır. Yine alem ve müfret şeklinde gelmiş. Teala gel şeklinde. Ey İbrahim gel şeklinde ifade ediyor. Heye yine bir nida edatıdır. Selimu ise
münadadır. Heya Selimu, ey Selim. Hel etmemte vasıl kehrabe. Evet, elektriğin kablosunu ulaştırdınız mı şeklinde ifade ediyor mu diye söylüyor. Elektrik kablosu. Evet, bu telefonu kapatalım şöyle. Elektrik elektrik kablosunu ulaştırdın mı şeklinde tamamladın mı? Elektrik kablosunun evet ulaşımını tamamladın mı şeklinde ifade etmiş oluyor. Ya Resulallah derken burada ya yine nida edatıdır. Resulallahi derken burada değerli arkadaşlar Resul'e kelimesi bakın mudaf olarak gelmiş. Ya Resulallahi. Ey Allah'ın Resulü. Burası münada şeklinde gelmiş. Hul biyedi elinden tut şeklinde ifade ediyor. Ya Abdurrahman derken ya yine nida edatıdır. Abdurrahman kelimesi ise burada yine mudaf olarak gelmiş bir münadadır değerli arkadaşlar. Ey Abdurrahman helümme. Evet gel buraya şeklinde yaklaş bana şeklinde ifade etmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki gelelim ikinci alıştırmamıza. Ayyin nev'al münada diyor bu sefer. Münadanın geliş şekillerini göster. 5 geliş şekli vardı değerli arkadaşlar. Tekrar hatırlayacak olursak ya mudaf olarak gelir. Ya şebih bil mudaf ya nekire gayr maksuda. Bu 3 durumda mansup olur. Ya da nekire maksuda ve alem müfred şeklinde gelir. Bu ikisinde de evet merfu olduğu şey üzerine mebni olur. Bir bakalım cümle içerisinde. Ya talibel ilm demiş. Ey ilim talebesi. Bakın nasıl gelmiş? Mudaf olarak gelmiş talibe kelimesi. Ya selim derken burada. Evet nasıl gelmiş? Selimu derken değerli arkadaşlar. Alem şeklinde gelmiş. La taklak endişe etme şeklinde özel bir isim olarak gelmiş. Gelelim şimdi. Eye sami'an. Sa'idni diyor. Sami'an kelimesi bakın. Evet nekira gayrimaksude olarak gelmiş değil mi? Nekira gayrimaksude. Yani mudaf olma ihtimali. Zaten mansupsa 3 ihtimal var. Ya mudaf, ya şebih bil mudaf ya da nekira gayrimaksude. Peki nasıl anladık nekira gayrimaksude olduğunu? Maksudeh deriz burada değerli arkadaşlar. Ya sami'a şeklinde bir kere temvini gitmiş olsaydı, kendisinden sonra da bir kelime gelmiş olsaydı mudaf olarak gelirdi. Kendisinden sonra bir kelime gelip de sami'andan sonra mesela ya sami'an kelami deseydi mesela. Evet benim sözümü dinleyen kişi olsaydı şebih bir mudaf olurdu. Burada ise ya sami'an kelimesi sadece nekira gayr maksude şeklinde gelmiş oluyor. Ey Abdurrahman diyor bakın. Abdurrahman. Ey Abdurrahman. Temessek bis sıdqi vel ahlak. Evet. Doğruluğu ve ahlaka sarıl. Doğruluk ve ahlaka sarıl diyor. Nasıl gelmiş? Burada mudaf olarak gelmiş. Bizler tarih kitaplarında genellikle duyarız değil mi? Mesela Ebu Bekir ismini. Ebu Bekir şeklinde de geçer. Eba Bekir şeklinde de geçer. Ebi Bekir şeklinde de. Evet mesela genellikle ey Eba Bekir diye ifade edilir değil mi? Niye ey Eba Bekir denilir? Ha, çünkü ey dedikten sonra Eba Bekir'in derken değerli arkadaşlar. Nasıl gelmiş bu Eba kelimesi? Evet mudaf olarak gelmiş bakın. Ey Bekir'in babası manasında. Eba kelimesi Esma-i Hamse'den olduğu için elifle mansup olmuş. Ey'den sonra gelen münada burada mansupluğu nasıl olur? Elifle olur. Peki. Ya Muhsinen. Muhsinen kelimesi sadece bu kadar gelmiş. Bakın ya Muhsinen. Aynı ya Sami'an de olduğu gibi yine nekira. Nekira şeklinde gelmiş ama gayrı maksude. Kastetmediğimiz birisine sesleniyoruz değerli arkadaşlar. Nekira gayrı maksude. Ya Muhsinen. Ey iyilikte bulunan kişi. Kimse artık bu. Ecruke alallah. Senin ecrin Allah tarafından verilecektir. Heya selimu. Bakın selimu kelimesi özel olarak gelmiş. Özel bir isim olarak gelmiş. Yani alem müfred şeklinde. Dolayısıyla biz buraya ne deriz? Alem şeklinde gelmiş deriz. Heya selimu. Hel etmemtel icraatir resmiye. Resmi evet şeyleri tamamladın mı? Yani resmi işlemleri tamamladın mı? Şeklinde ifade ediliyor. Sonra. Ya harisen a'anekallah diyoruz. Ya harisen a'anekallah. Bakın harisen kelimesi burada cümle içerisinde nekira gayrimaksude şeklinde. Ey evet bekçi değil mi? Ey bekçi, ey koruyucu manasında ifade. A'anekallah Allah sana yardımcı olsun, yardım etsin şeklinde ifade ediyoruz. Nasıl gelmiş? Nekira şöyle diyelim nekira gayrı maksude şeklinde gelmiş. Nekira gayrı maksude. Peki.
Sonra ya mutqinen amelehu. Bakın burada ya mutqinen deseydi sadece nekire gayrı maksuda olurdu. Halbuki ya mutqinen amelehu. Bak kendisinden sonra da evet etkilediği bir kelime var. Ya mutqinen amelehu. Ey işini düzgün yapan kişi şeklinde ifade ediyor. Bu tenvinli, bakın şebih bir muzaf değil mi? Tenvinli şeklinde geldiğine göre ve kendisinden sonraki kelimeyi etkilediğine mef'ulün bih olarak aldığına göre biz şebih bir muzaf şeklinde gelmiş deriz. Şebihun bil mudaf şeklinde ifade ederiz. Şebihun bil mudaf. Peki sonra. Eya tullabel arabiyyeti. Eya nidaletidir. Tullabel arabiyye kelimesi ise münadadır. Ey Arapça talebeleri. Arapça öğrenen öğrenciler şeklinde ifade ediyoruz. Nasıl gelmiş? Siz de benim gibi evet mudaf şeklinde gelmiş diyorsunuz değerli arkadaşlar. İkra'ul Kur'ane leyle nehar. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyunuz şeklinde ifade ediyor. Yebnel kirami. Ey cömert oğulları, ey cömertin oğlu ya da şeklinde ifade ediyoruz. Bakın nasıl gelmiş? Yine mudaf olarak gelmiş. Yebnel kirami. İbin kelimesi burada oğul anlamına geliyor. La tetesarra, acele etme şeklinde ifade ediyoruz. Yine mudaf olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Peki. Gelelim bir sonrakine. Evet. Ayyin en nekira el maksude. Ve nekira gayril maksude. İki tane nekira vardı değerli arkadaşlar. Bir nekira maksude, yani kastettiğim bir kişiyi çağırdığım zaman kullandığım nekira. Bir de nekira gayri maksude, kastetmediğim birini çağırdığım zaman. Aradaki fark neydi? Nekira maksude değerli arkadaşlar. Evet, mansub olarak geliyor daima. Nekira maksude damme üzerine mebni oluyor. Nekira gayri maksude ise değerli arkadaşlar mansup oluyor. Şuraya yazayım bakın, aklımızda kalmış olsun. Nekratun maksude, evet, mebniyun, mebnidir. Ne üzerine mebnidir? Merfu olduğu şey üzerine mebnidir. Eğer müfret şeklinde gelirse, damme üzerine. Müthenna olarak gelirse, elifle. Merfu olarak gelirse, cemi olarak gelirse, değerli arkadaşlar, valla. Nekira gayr-ı maksuda, kastetmediğim bir kişiyi ifade ediyorsam, bununki de mansuptur, değerli arkadaşlar. Peki, mesela, bakın cümlede, ya raki ben demiş. Ey şoför, kastettiğim biri değil bu. Ey şoför, intebih diyorum. Yani diyelim ki pankart astım. Pankartı asarken, evet belli bir şoförü kastederek o pankartı asmıyorum. Diyorum ki ey şoför, dikkatli ol diyorum pankartta. Hangi şoförden bahsediyorum? Her şoförden. Yani belli bir şoför değil, her araba kullanan herkes. Dolayısıyla ya rakiben intebih şeklinde ifade ediyorum. Nasıl? Nekir alayır maksud olarak gelmiş. Ya ne ya rakibu deseydim belli bir şoför olurdu. Yine ya naimu diyor bakın. Ya naimu isteykif. Ey uyuyan kişi, uyan derken burada naimu kelimesi burada nekira maksude şeklinde gelmiş değerli arkadaşlar. Peki, gayet kolay bakın. Ya alimu derken, evet belli birinden bahsediyorum. Çünkü nekira maksude olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Evet, damme ile mebni olmuş. Burası nekira. Nekira kısmını yazmayayım, sadece maksude yazayım değerli arkadaşlar. Maksude. Nekira maksude yani. Ya kadiyen. Bakın belli zaten, açık, tenvinli gelmiş. Ey kadı derken herhangi bir kadından bahsediyorum. Bir önceki cümleyi tercüme edelim. Ya alimu, ey alim. Unşur ilmeke. İlmini yay. Ve la tekun bakhilen. Cimri olma. Ya kadiyen, ey kadı. Ma esve ella yu'aqabel mücrimu. Evet, mücrimin yani ya suçlunun ceza görmemesi ne kötüdür şeklinde bir üslub ettaaccub diyoruz değil mi buna biz? Üslub ettaaccubla gelmiş bir cümle var. Burası ise değerli arkadaşlar gayr-ı maksude şeklinde ifade etmiş oluyorum. Gayr-ı maksude. Peki. Şu gayr-ı kelimesini düzgün yazalım. Şöyle. Ya rakibani. Ha, bakın rakibani kelimesi. Nasıl gelmiş değerli arkadaşlar? Merfu olmuş. Ya rakibeyni değil ya rakibani. Bakın elifle gelmiş. Elifse maksudedir. Nekira maksude şeklinde gelmiştir değerli arkadaşlar. Peki. Ya rakibani, ey iki şoför. Ma abta es-seyyarate allati terkebaniha. Bindiğiniz araba ne de yavaştır şeklinde ifade etmiş oluyor taaccupla. Sonra emuhmilen. Ey ihmal eden. Bakın kimi kastediyor burada? Herhangi birini kastetmiyor. Bakın mansup olarak gelmiş. Nekira gayr-ı maksude şeklinde ifade ediyoruz. Gayr-ı maksude şeklinde ifade ediyoruz. Sonra heye müderrisune. Bakın müderrisune nasıl gelmiş? Merfu olarak gelmiş. Daha doğrusu mebni, vav üzerine mebni şeklinde gelmiş. Yani nekira
Evet, maksude olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Kastettiğim bir kişiden bahsediyorum. Heya müderrisun. Ey öğretmenler. Karşımda öğretmenler varsa heya müderrisun derim. Eğer kastettiğim biri yoksa öğretmenler, herhangi bir öğretmen grubuna eğer sesleniyorsam heya müderrisine şeklinde ifade etmem gerekiyordu. Heya müderrisune. Ma ahsana muamelatakum li tullabikum. Öğrencilerinize ne de güzel davranıyorsunuz şeklinde ifade ediyoruz. Ya valimen. Bakın valimen kelimesi nasıl gelmiş? Mansup olarak gelmiş. O zaman nekira gayr maksude şeklinde gelmiş. Zulmeden her kişiyi kastediyorum burada. Ey zalim. Ma eşedde akibete zulmike yevmel kıyame. Kıyamet gününde senin zulmettiğinin sonucunu ne de kötü göreceksin. Yani senin akıbetin ne de kötü olacak şeklinde ifade ediyor. Eya mu'minen. Bakın mu'minen kelimesi yine nasıl gelmiş değerli arkadaşlar? Mansup olarak gelmiş. O zaman yine gayr-ı maksude. Nekire gayr-ı maksude şeklinde gelmiş oluyor. Ey mümin. Hasib nefseke kable en tuhasib. Evet. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek diyor. Değil mi? Hasib nefseke kendini hesaba çek. Kable en tuhasib. Evet. Hesaba çekilmeden önce. Eya sakitu. Ey susan. Bakın nasıl gelmiş? Evet. Mebni. Damme üzerine mebni gelmiş. Normalde münadalar değerli arkadaşlar mansuptur. Ama böyle damme üzerine mebni gelirse o takdirde nekira maksude şeklinde gelmiş oluyor. Zaten damme üzerine olursa değerli arkadaşlar, mebniliği damme üzerine olursa ya da merfu olduğu şey üzerine olursa iki ihtimal var. Ya alemdir, ya özel isimdir ya da nekira maksude şeklinde gelmiştir. Nekira maksude olduğunu, zaten özel isim değilse nekira maksude olduğunu ifade etmiş olurum. Peki, gelelim dördüncü alıştırmaya. İmne'l farag diyor, boşluğu doldur. Bi ya eyyuha ya da ya eyyetuha. Evet, ya eyyuha ya da eyyetuha şeklinde doldur. Kemal fil misalim. Peki nasıl anlayacağız hocam? Ya eyyuha mı gelecek, eyyetuha mı gelecek? Eğer müzekkerse eyyuha, müennesse eyyetuha şeklinde gelecek değerli arkadaşlar. Bakın el üstadu kelimesi ya eyyuhel üstadu olmuş. At-talibatu ise ya eyyetuha at-talibatu şeklinde ifade edilmiş. Peki el muhlis kelimesi nasıl gelecek? Ya eyyuhel muhlisu şeklinde ifade edeceğim. Ya eyyuhel muhlisu, ey ihlaslı kişi. El amiletu ise ya eyyetuhel amiletu şeklinde ifade edeceğim. El kesuletu, ey tembel işçi. Kadın için tabi bahsediyor burada amiletu kelimesi. Peki el atıbba'u, erkekler var bakın. Ya eyyuhel atıbba'u şeklinde ifade etmiş oluyorum. Ey doktorlar, el muşfikune, ey şefkatli doktorlar şeklinde onlara nidada bulunuyorum. Ya eyyuha derken burada el takılı şeklinde gelirse münadamız demiştik. Doğrudan getiremiyorduk. Ya el muhlisu, ya el amiletu diyemiyorduk. Mutlaka başka bir münada getiriyorduk. Ona da eyyuha ya da eyyetuha şeklinde evet getiriyorduk şeklinde söylemiştik değerli arkadaşlar. Sonra buraya yazmayayım, doğrudan söyleyeyim. Bakın es-süyyahu kelimesi burada müzekkeler için olduğuna göre ya eyyuhes süyyahul urubbiyun derim. Değil mi? Ey Avrupalı turistler. Ya eyyuhel mühendisunen neşitun derim. Ey çalışkan mühendisler. Ya eyyetuha derim. Ya eyyetuhel fetayatul mueddebatu. Ey edepli genç kızlar. Sonra el eyyimmetu vel hukkam. Eyyimme kelimesi sakın sizi aldatmasın değerli arkadaşlar. Eyyimmetu kelimesi burada imam kelimesinin çoğuludur. Yani müzekker bir kelimedir bu eyyimme kelimesi. Dolayısıyla biz buraya ne diyeceğiz? Ya eyyuha mı ya eyyetuha mı? Tabii ki ya eyyuha şeklinde getirmiş olmamız gerekiyor. Müzekker yani çünkü eyyime kelimesi imamlar demek. Ya eyyuhel eyyimmetu vel hukkam. Ey hakimler ve imamlar. Kadılar. Hukkam burada kadı anlamında. El adlu esasül mülk. Evet, adalet mülkün temelidir. Burada ya eyyetuhel ummahatu Errahimatu şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Ey merhametli anneler şeklinde ifade ediyoruz. Sonra 5. alıştırmada kavvin oluştur. Cümelen minel kelimati beynel kavsayn diyor. Kelimeler arasından evet ne yap diyor? Belli cümleler oluştur. Evet eyyuha ve eyyetuha şeklinde gelebilecek. Bir iki tane örnek yapayım gerisini size bırakayım değerli arkadaşlar. Bakın ne var? Nas insanlar şeklinde gelmiş. Akbara haber verdi. Risale. Evet mektup. Eyyuhennas diyoruz. Eyyuha şeklinde getiriyoruz. Yası düşmüş. Olabilir. Eyyuhennas. Ey insanlar. Men ahbarakum. Size kim haber verdi? Enne ma'i risaleten. Ben de bir mektup olduğunu size kim haber verdi? Bakın kalıbımız bu aslında.
Men ahbarakum, size kim haber verdi? Küm dedik çünkü nereye gidiyor? Ennas kelimesine. Enne ma'i risaleten. Bende bir mektup olduğunu size kim haber verdi? Şeklinde ifade ediyoruz. Eyyetuha sadiqat. Bakın sadiqat kelimesi bu gelmiş burada. Evet. Zekara li. Evet, zikretti bana. Nukuden kelimesi gelmiş. Eyyetuha sadiqatu. Ey arkadaşlar. Tabi kız arkadaşlardan bahsediyor. Men zekara lekunne. Sizlere kim söyledi? Lekunne kelimesi geldi çünkü sadiqat kelimesi. Ne gitmiş dönmüş olacak? Enne ma'i nukuden. Ben de para olduğunu sizlere kim haber verdi şeklinde ifade ediyor. Şimdi şu cümlemize bakalım. Astika kelimesinden yola çıkarak. Ne diyeceğiz burada? Ya. Evet. Eyyuha. Doğrudan eyyuha şeklinde kullanalım. Eyyuhel astika. Ey arkadaşlar. Eyyuhel astika. Sonra virgül attım. Men haddese. Size kim haber verdi? Kime? Evet. Le kum diyeceğim değil mi? Le kum. Kum nereye dönüyor arkadaşlara? Men haddese lekum. Size kim evet anlattı? Enne ma'i. Evet, bende olduğunu. Nukuden. Bende para olduğunu size kim söyledi? Şeklinde ifade etmiş oluyorum. Ya da amilat kelimesi bakın. Kale li. Kale li şeklinde söylüyor. Yani söyledi. Kutup. Kitaplar. Burada men haddefe lekum da olabilir. Men haddefe kum şeklinde de ifade edebiliriz. Onu da söyleyeyim. Yani haddefe kelimesi doğrudan evet mef'ulun bih alabilir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla men haddefe kum şeklinde de ifade edebiliriz. Peki şurada ya eyyuha diyelim. Ya eyyuhel eyyetuha diyeceğiz tabi. Ya eyyetuha çünkü müennes amilat kelimesi. Ya eyyetuhel amilat. Ya eyyetuhel amilatu. Ey hanım, evet işçiler. Sonra men kâle le kunne deriz değil mi? Men kâle le kunne, sizlere kim enne ma'i nukuden değil mi? Sizde kim bende para olduğunu size söyledi şeklinde ifade ederiz. Peki bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet şu cümleyi de yapalım, gerisini siz yaparsınız. E'de düşmanlar. Eş'ara hissettirmek manasında. Silah da evet. Silah manasında, yani tabanca silah manasında. Ne diyeceğiz burada? Ey düşmanlar, size kim bende silah olduğunu evet hissettirdi manasında ifade edeceğiz. Eyyuhel a'da. Eyyuhel a'da. Ey düşmanlar. Eyyuhel a'da. Sonra virgül. Men eş'arakum deriz değil mi? Bu eş'arakum. Doğrudan kullandık. Men eş'arakum. Size kim hissettirdi? Enne ma'i silahan. Bende bir silah olduğunu size kim hissettirdi şeklinde ifade etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet, gerisini ben ifade edeyim. Eyyuha şurtiyu deriz. Evet, eyyuha şurtiyu. Men ahbarake. Bak bir kişiden bahsettiğimize göre men ahbarake deriz. Men ahbarake enne ma'i sariqan. Benim yanımda bir hırsızın olduğunu size kim haber verdi? Eyyetuha taciratu. Ey tüccarlar. Tabi kadınlardan bahsettiğimize göre eyyetuha diyorum. Men eblegakunne enne ma'i bida'aten cedideten şeklinde ifade ederiz değerli arkadaşlar. Bunları siz yazarsınız. Vaktimiz daraldığı için biraz hızlanıyorum. Ne diyor burada? Vezir kelimesi geliyor. Ey vezir diyeceğim. Bende çok para olduğunu sana kim söyledi diyeceğim. Eyyuhel veziru. Men haddeteke derim. Sana kim haber verdi? Enne ma'i nukuden kethireten. Nukuden kethiren deriz tabi. Peki. Ya da nukuden kethireten. Sonra. Eyyetuhel ba'i'atu. Nukud kelimesi çünkü akılsız çoğul olduğu için kethireten şeklinde gelmiş olması gerekiyor. Eyyetuhel ba'i'atu. Men a'lemekunne enne ma'i muntecatin galiyeten şeklinde ifade ederiz. Ya da eyyuhel hurrasu. Ey haris kelimesinin çoğulu hurras biliyorsunuz. Ey bekçiler. Men ahbarakum. Sizlere kim haber verdi? Enne ma'i mutesevvilen. Benim yanımda bir dilencinin olduğunu sizlere kim haber verdi? Şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, gelelim bir sonrakine. حول المنادى المضاف إلى منادى شبيه بالمضاف şeklinde ifade ediyor. Mudaf şeklinde gelmiş olan münadayı şebih bil mudaf şeklinde getir diyor. Vazbit ahirehu ve sonunda harekele.
Aradaki fark değerli arkadaşlar neydi? Tenvinli şeklinde geliyordu şebih bin muvaf, değil mi? Eğer müfret şeklinde gelirse tabii. Ya mukallibel kulubi diyor mesela. Ey kalpleri evirip çeviren vel absari, gözleri evirip çeviren Rabbimizden bahsediyor. Allahümme. Peki. Ya mukalliben el kulube şeklinde getirmiş oluyor burada. Şebih bin muzaf şeklinde olursa. Mesela. Ya saikas seyyarati. Ey araba kullanan kişi derken burada nasıl yapıyoruz? Ya saikan. Bakın bir kere tenvinli gelecek. Müfret şeklinde geliyorsa böyle tenvinli gelecek. Çünkü muzaf değil. Muzaf olmayınca tenvin geri geliyor biliyorsunuz. Normalde tenvinliydi bu. Peki ey sürücü. Ey süren demek burada. Peki neyi süren? Bakın burada araba mef'ulün bih gibi geliyor. Dolayısıyla ya sa'iqan es-seyyarate şeklinde ifade ederiz. Es-sur'atu helakun. Hız, evet ölümdür ya da tehlikedir şeklinde ifade ediyoruz. Sonra ya qaziyel hacati diyor bakın. Ey ihtiyaçları gideren Rabbimden bahsediyoruz. Ve ya mucibed davati. Evet ey duaları kabul eden. İstecib duana. Şimdi nasıl yapacağız? Ya qaziye kelimesinde ya gaziyen deriz değil mi? Ya gaziyen. Bir kere tenvinli getirdik. Ya gaziyen. Sonra el hacat kelimesi de gideren. Neyi gideren? İhtiyaçları. Dolayısıyla el hacat kelimesi de mef'ulün bih. O da mef'ulün bih. Cemim ve nesli alim şeklinde gelince kesra ile gelir biliyorsunuz. Ya gaziyen el hacati. Sonra ya muciben deriz yine. Ya muciben. Evet. Ya muciben, mucibe demeyiz de muciben tenvinli gelecek. Ed-davati şeklinde ifade ediyoruz yine. Peki sonra. Ya kaidel cunudi. Ey askerleri evet götüren komutan yani onları onların başında bulunan komutandan bahsediyor. Kaid kelimesi. Ne deriz? Ya kaiden deriz. Evet. Gütmek manası da var kaid kelimesi. Ey orduyu güden manasında da kullanabilir. Ya kaiden el cunude. Evet. Askerleri evet komutanlık eden kişi manasını ifade ediyoruz. Ehsin muameleteke li cunudike. Evet askerlerine karşı güzel davran şeklinde ifade ediyoruz. Ya rahimel ibadi. Bunları ifade edeyim değerli arkadaşlar. Sizler yazarsınız. Ya rahimen el ibade şeklinde ifade ederiz. Ya müderrisi el hisabi. Bakın ya müderrisi de ne düşmüş? Nun düşmüş. E nun gelecek tekrar zon. Şebih bir mudaf olursa nun tekrar gelecek. Ne olacak? Ya müderrisine el hisabe deriz. Ey hesap, ey matematik öğretmenleri. Ya zalimer raiyeti. Evet, ya zalimer raiyeti. Ey halkına zulmeden kişiden bahsediyoruz. Ya zalimen er-raiyete şeklinde ifade ederiz. Ma eşedde akıbete zulmike yevmel kıyame. Peki, eya hakimet devleti. Ey devlet başkanı şeklinde ifade ediyoruz. Nasıl deriz? Ya hakimen devlete. Ey devlete hükmeden kişi. Hasib nefseke kable en tuhasib. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek şeklinde ifade ediyoruz. Eya rafi'e şekve. Ey şikayeti, evet, şikayet eden kişi manasında. Eya rafi'an eşşekve şeklinde ifade ederiz değerli arkadaşlar. Peki. Sonra. Burada bakın ne diyor? Şekil el münada. Münadayı ne yap? Harekele. Ya da irabını yap diyor. Fîmâ ye'tî thumme beyin hukm ve sebebil i'râb kemâ fil misâl. Evet. Örnekte olduğu gibi. Harekele ve irabını yap şeklinde ifade ediyor. Bakın. Allahümme ya gâfirazzembi. Gâfirazzembi nasıl gelmiş? Görüyorsunuz. Muzaf. Muzafı ne olarak gelmiş? O zaman gâfira şeklinde mansub olmuş. Mansubun bil fethati li ennehu muzaf şeklinde ifade edilmiş değerli arkadaşlar. Peki bunu evet birlikte yapmaya çalışalım. Evet ne diyor burada cümle içerisinde? Rabbena şeklinde ifade ediyor. Rabbena aslında burası ya Rabbena değil mi? Nasıl gelmiş Rabbena kelimesi? Ya düşmüş değerli arkadaşlar. Düşebilir demiştik değil mi? Düşebilir. Peki nasıl gelmiş? Rabbena burada evet mansub gelmiş. Rabbena burada mansup. Çünkü muzaf olarak gelmiş değil mi? Mansubun bil fethati. Fethayla mansup olarak gelmiş. Liennehu. Evet. Liennehu muzaf. Çünkü muzaf olarak geldiğinden dolayı. Muzaf olarak gelirse mansup olur. Kalu ya Nuhu deriz. Bakın. Ya Nuhu. Ey Nuh. Burada Nuhu kelimesi nedir? Mebnidir değerli arkadaşlar. Mebniyun
Ala, evet, ne üzerine mebnidir? Mebniyun ala dam, değil mi? Damma üzerine ya da ala damma şeklinde ifade ederim. Damma üzerine mebnidir. Niçin değerli arkadaşlar? Li'ennehu alem. Çünkü alemdir. Özel alem ve müfret, yani mudaf şeklinde gelmemiş bir alemdir. Kalu, dediler ki, e ente fealte hâzâ bi âlihetine. Evet, ilahlarımıza sen mi yaptın? Ya İbrahimu deriz tabi, değil mi? Ya İbrahimu. Evet, ey İbrahim. Burada yine aynı yukarıdaki gibi. Mebniyun ala dam. Evet. Çünkü li'ennehu alem müfret şeklinde ifade ederiz. Eya talibat. Şimdi bakın. Talibat kelimesi değerli arkadaşlar. Talibat kelimesi. Ben iki şekilde yapabilirim. Mesela ne diyor burada? La tariqa ilen necahi gayrul amel. Çalışmaktan başka. Evet. Başarıya giden yol çalışmaktan başka değildir şeklinde ifade ediyor. Acaba talibat kelimesi mudaf olarak gelebilir mi? Gelemez. Çünkü kendisinden sonra mudafun ileyh gelmemiş. Peki şebih bir mudaf olur mu? Yine olmaz. Peki özel isim olur mu? Olmaz. Ya nekira maksude ya da nekirayı gayrı maksude şeklinde olur. Ben burayı nekira maksude şeklinde getireceksem, yani karşımdaki kız öğrencilere eğer sesleneceksem, ya eya talibetu derim. Nekira gayrı maksude olacak olsaydı eya talibetin derdim. Dolayısıyla ben ya eya talibetu diyeyim. Nedir? Mebniyun yine. Mebniyun ala dam diyelim. Ala addam. Ya da ala damme diyelim. Liennehu. Çünkü değerli arkadaşlar. Liennehu. Evet. Nekiratun. Nekiratun. Evet. Maksude şeklinde ifade ediyorum. Nekira maksude şeklinde gelirse değerli arkadaşlar ne olacak? Böyle damme üzerine mebni olacak. Sonra. Eya. Şey ya rakiben edderracete. Bir kere tenvinli geldiyse böyle değerli arkadaşlar. Tenvinli geldiyse ve kendisinden sonra etkilediği bir kelime var. Bakın edderracete kelimesi. Bu takdirde nedir? Mansuptur. Cümle içerisinde mansuptur. Niçin mansuptur? Çünkü liennehu diyelim. Liennehu şebihun bil mudaf şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Şebihun bil mudaf olarak ifade etmiş oluyoruz. Peki. Ya eyyetuhel ummu. Eyyetu. Bakın bu şekliyle geliyorsa zaten hiç şaşırmamıza gerek yok. Kesin nekira maksude olarak gelmiş. El ummu kelimesi ise burada bedel olarak gelmiş değerli arkadaşlar. Burada yine evet mebniyun deriz. Mebniyun ala addam. Damme üzerine mebnidir. Mebniyun ala damme ya da liennehu nekiratun maksude şeklinde ifade etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Peki. Heya mu'minen diyor. Ey mümin. Bakın. Mudaf değil. Şebih bin mudaf da değil. E nedir o zaman? E nekira gayrimaksudedir. Ey mümin diyor. Leysa hunaka ni'metun ekberu minel iman. İmandan daha büyük bir nimet yoktur bu dünyada diyor. Herhangi bir mümine ne yapıyor? İfade ediyor. Mansup gelmiş bir kere. Mansup gelmiş. Peki mansupluğu nasıl olmuş? Mansubun. Liennehu. Çünkü fethayla mansup gelmiş tabi. Liennehu. Evet nekiratun. Gayr-ı maksude şeklinde ifade ederiz. Lennehu nekiratun gayr-ı maksude. Peki. Şöyle güzelce ne yazmaya çalışıyorum ama. Evet. Ya Resulallah derim. Ya Resulallah. Resulullah kelimesi bakın cümle içerisinde mudaf olarak gelmiş. Onun için mansuptur. Neyle mansup değerli arkadaşlar? Mansuplu. Fethayla da değil mi? Mansubun bil fethe deriz. Mansubun bil fethe. Peki mansubun. Niye mansup? Lennehu. Çünkü mudafun. Çünkü mudaf şeklinde gelmiş değerli arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim burada. Evet bir parçamız var. Bu parçamızı hızlı bir şekilde çözmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar vaktimiz epey ilerledi. Evet. Fî sebilillah. Allah yolunda. İndemâ câel islâmu. İslam geldiğinde. Tabi fail olunca islâmu şeklinde olacak. El islâmu. Câale. Kıldı. Kim İslam? El hubbe. Mef'ulun bihi oluyor. El-hubbe ve'r-rahmete fi kulubil mu'minine bihi. Kendisine iman edenlere bu sevgiyi ve merhameti yerleştirdi. Ve neşara neşretti. Kim İslam? Neyi? Ruhat te'avuni. Yardımlaşma ruhunu. Ve'l-musavah. Ve'l-musavati. Evet eşitliği. Fi'd-devletil İslamiyet. İslam devletinde. Fe'ahabbe sevdi. Kim? Kullu muslimin. Her Müslüman sevdi. Kimi? Ahahu. Ahahu kelimesi mef'ulun bih şeklinde gelmiş. Onun için elifle. Esma-i Kamsa'dan olunca. Ahahul fe'ahabbe kullu muslimin ahahul muslim. Ahahul muslim deriz. Çünkü ahahu kelimesi mansup olduğu için el-muslime kelimesi de onun sıfatıdır. Müslüman kardeşini sevdi.
Ve sa'ade yardım etti. Kullu insanin her insan yardım etti. Burada fail konumunda değil mi kullu? Kime yardım etti? Ahahul insane. İnsan olan kardeşini. Mehme kâne dinuhu, dini her ne olursa olsun ve mehme kâne tabakatuhu, evet tabakası yani sosyal durumu ne olursa olsun ona yardım etti şeklinde ifade ediyoruz. Sonra ve zekarat tarihu, tarih zikreder diyor. Ve zekarat tarihu suvaran cemileten, güzel örnekler zikreder. Ve zekarat tarihu suvaran cemileten li ba'dil mu'minin, bazı mü'minler ki ashabil mebadi'il azimeti, yüce değer sahipleri olan ellezine kaddemu enfusahum, mal, kendilerini ve emvalehum, ve mallarını fi sebilillah, Allah yolunda mallarını canlarını veren yüce karakter sahibi ashab-ı kiramdan olan müminleri ne yaptı? Bazı müminlerden örnekler verdi. Tarih. Ve hâzihi kıssatun, bu da bir hikayedir. Li vâhidin min hâulâ, bunlardan biri için bir kıssadır şeklinde ifade ediyor. Bakalım. Fi ahdil halifeti Ebi Bekir'in Sıddîk, Ebu Bekir'in Sıddîk döneminde radıyallahu anh. Tabi bu fi ahdi kelimesinden itibaren başlayan kısım zarf olmuş oluyor. Zaman zarfı, çünkü meta sorusunun karşılığıdır. Asabe, evet, asabel muslimune, Müslümanlara isabet etti. Fil medineti, evet, Medine-i Münevvere'de ne isabet etti? Fail geliyor. Meca'atun, evet, bir açlık, şedidetun, şiddetli bir açlık isabet etti. Fi tilkes seneti, o sene, vasalet ulaştı. Ne ulaştı? Kafiletun kebiratun, büyük bir kafile ulaştı. Peki, nasıl bir kafileymiş bakalım? Fiha elfu cemelin. Bakın fiha elfu cemelin değerli arkadaşlar, bir sıfattır. Cümle şeklinde gelmiş bir sıfattır. Kafilenin sıfatı olur. Nekire kelimeden sonra gelen cümleye biz sıfat diyorduk. Nasıl bir kafileymiş? Bir kere büyük bir kafile. Bu da sıfattır. Kebiratun kelimesi de sıfattır. Başka nasıl bir kafile? İçerisinde bin devenin olduğu bir kafile. Peki bu nasıl bir cümle diyeceksiniz? Bir isim cümlesidir. Fiha öne geçmiş bir haber. Evet, elfu kelimesi ise mübtedadır. Cemelin kelimesi ne? Cemelin kelimesi temyizdir. Rakamdan sonra gelmiş bakın. Elfu cemelin. Hatırlarsanız rakamlarda 100 ya da 1000 ve katları için gelen temyiz müfret ve mecrur oluyordu. Elfu cemelin burada mecrur olarak gelmiş. Başka cemelin tehmilu. Bakın bir sıfat daha gelmiş değerli arkadaşlar. Nekire kelimeden sonra gelen cümleye bir sıfat diyorduk. Nasıl deve? Nasıl deve? Bin deve. Tehmilü taşıyan deve. Ne taşıyor? Bidaaten. Evet. Mal taşıyor. Mineşşami. Şam'dan mal taşıyor. Ve kânet tilkel bidaatu deriz. Tilke çünkü burada kânetin ismidir. El bidaatu ise bededir. Tilke kânetin ismi olarak merfu olduğuna göre el bidaatu burada ne olacak? Merfu şeklinde gelmiş olacak. Ve kânet tilkel bidaatu, yani bu mal kiminmiş? Li Uthman ibn-i Affana radıyallahu anh. Osman bin Affan'ınmış. Li Uthman ibn Affan kısmı burada haber olarak gelmiş. İndemâ vekafet, durduğunda. El kafiletu, kafile durduğunda. Emâme dârihi, onun evinin önüne durduğunda. Eza'an nâsul habara, İnsanlar haberi ne yaptılar? Yaydılar. Yani kıtlık dönemi var ve hiç kimsede bir mal yok. Hazreti Osman'a da yeni bir bin develik bir kafilenin içerisinden mallar gelmiş. Ve insanlar bunu duyunca birbirlerine haber vermeye başlamışlar. Ve semi'a biha, duymuş bunu. Kim duymuş? Sükkânül medîneti. Evet, şehrin sakinleri duymuş. Kullihim. Bakın kullihim kelimesi burada değerli arkadaşlar tekit olmuş oluyor değil mi? Sükkânül medîneti kullihim. Dönen zamir de var. Nereye dönüyor? Sükkân kelimesine dönmüş oluyor. Bütün Medine sakinlerinin tamamı duymuş. Fete ileyhi, ona geldi. Kim? Ettüccaru, tacirler geldi. Peki niye geldiler? Evet, fete ileyhi ettüccaru yuriduna, nasıl geldi? Yuriduna en yeşteru minhul bidaa. Yuriduna kelimesi burada hal olur değil mi? İsteyerek. Neyi? En yeşteru, satın almayı. Minhu, ondan. Neyi satın almayı? El bidaate. Yuriduna burada hal olmuş olur. Görüyorsunuz cümle içerisinde hal eğer muzari fiil şeklinde gelirse doğrudan geliyordu. فَأَتَى اِلَيْهِ التُّجَّارُ يُرِيدُونَ اَنْ يَشْتَرُوا مِنْهُ الْبِضَاءَ Ondan bu malı satın alarak ne yapmaya çalıştı? Geldiler. Onun yanına geldiler. وَدَارَتْ بَيْنَهُمْ Ve aralarında geçti. وَبَيْنَ عُثْمَانَ
Osman arasında muhadefetun. Ne geçti? Bakın darat kelimesi burada fiil. Faili ise muhadefetun. Bir konuşma. Fi hâzel mevzu'i. Şu konu hakkında bir konuşma geçti. Peki bakalım nasıl bir konuşma geçmiş değerli arkadaşlar. Hazreti Osman diyor ki ya tüccar. Evet, nasıl ifade edeceğim burayı? Tüccaru mu, tüccara mı? Bakın değerli arkadaşlar, münada burada laf olarak gelmiş. Ya tüccaral medineti derim o zaman. Ey Medine tacirleri. Tefaddalu, buyurun. Mâzâ turidun? Ne istiyorsunuz? Ya Uthman. Evet, nasıl gelecek? Özel bir isim bakın. Alem, müfret. Ya Uthmanu deriz. Ey Osman. İnneke te'lemu mâ nurid. Bizim ne istediğimizi biliyorsun. Bi'na sat. Min hâzellezî câ ileyk. Sana gelen bu şeyleri bize sat. Fe inneke te'lemu. Biliyorsun. Neyi biliyorsun? Haceten nâsi ileyhi. İnsanların ona ihtiyaç, ne kadar ihtiyaçlı olduğunu biliyorsun. Hazreti Osman tekrar bir daha diyor ki kem tedfeune li, bana ne kadar ödeyeceksiniz? Evet, karşısındaki tüccarları kastediyor. Ya tüccaru deriz. Niye ya tüccaru dedik? Çünkü nekira maksudedir. Karşısındaki taciller belli taciller. Dolayısıyla ya tüccaru. Zaten böyle merfu olarak gelirse iki ihtimal vardı. Evet, ya alem müfret şeklinde geliyordu ya da nekireyi maksude. Ya tüccaru fi hâzihil bidâati. Benim bu mallarım hakkında ne kadar ödeyeceksiniz? Onlar da dediler ki et tüccar taciller yeb ne deriz değil mi? Yebne affan. Burada bir izafet terkibi var. Ey affanın oğlu şeklinde değil mi? O zaman mudaf olarak gelmiştir. Mansup olur burada. Peki yebne affan. Ey affanın oğlu. Nedfe'u leke. Sana öderiz. Bir dirhemi dirhemeyn. Yani 1'e 2 öderiz. Bir dirhemlik mala 2 dirhem öderiz. 2 katını öderiz şeklinde ifade ediyor. Hazreti Osman diyor ki ya tüccaru, yine nekire-i maksul olarak gelmiş bakın. Ey tacirler. Laqad u'titu, bana verildi. Ziyadeten ala hada. Bundan daha fazlası verildi bana. Yani siz 1'e 2 veririm diyorsunuz ama daha fazlasını verdiler bana. Peki tacirler ne diyorlar? Nu'tike, sana veririz. Eddirheme, evet, bir dirhemlik mala arbaaten. Evet, sana 1'e 4 veririz. 4 katını veririz şeklinde ifade ediyorlar. Sonra Hazreti Osman ne diyor bakın? Ya kavmu değil mi? Ey kavim. Burada yine ya kavmu derken nekire-i maksuda şeklinde gelmiş. Ey kavim. Laqad u'titu ekthera min zalik. Bundan daha çok verildi bana. Daha çoğunu veren var diyor yani. Taciler dediler ki yebne affan. Ey affanın oğlu. Bakın yebne affan burada mulaf olarak gelmiş. Ma fil medineti tüccarun. Ma fil medineti tüccarun. Evet, bu şehirde tacirler yok. Ma burada leyseye benzeyen ma. Buradaki fil medineti öne geçmiş haber. Tabi mahallen ne olur değerli arkadaşlar? Mansup olur. Biliyorsunuz leyse ismini ref.